Şimdi gelin bugün bir de şunu yapalım. Bunu kapatayım. Asıl bonus olsun burada. En büyük şikayetlerden biri nedir Excel'i kullanırken veri doğrulama yapıyorsak örneğin şuradan şunu açalım. Şunu açalım. Buraya gelelim bir veriden veri doğrulama yapalım liste kaynak buradaki isimleri seçelim örneğin tamam dediğinizde şuraya geldiğimiz zaman bu isimlerin üzerinde herhangi bir aralma gibi bir şeyin yapamamamız değil mi bakın şöyle yaptığınızda Cengiz yazdığınız zaman ya da buraya Cengizlerin gelmesini engellemek bunu şöyle bir şeyle göstereyim öncelikle de şuradan şuna gelelim şimdi şurada buraya gelen değerlerde Buraya tıkladığımızda üst taraftaki isimlerin alta doğru açılmasını, burada açılır liste kutusu şeklinde gelmesini nasıl sağlıyoruz? Şimdi soruyu tekrarlayayım. Buradaki değerler bakın aşağıda isimler var. Bu isimleri burada açılır liste kutusunda şöyle aşağıya doğru açmak için hangi özelliği kullanıyoruz? Hangi özelliği kullanırız? Çok güzel. Alta basın, basılı tutun, aşağı oka bastığınız zaman bakın direkt burada isimler karşımıza gelir. Değil mi? Bu çok güzel bir özelliktir. Aslında bu sağ butonda da var. Çok kullanmayız. Sağ butona basalım. Aşağı açılır listeden al dediğiniz zaman buraya da bakın liste açılır. Ama çok esnek değil. Mesela farenin tekerleğini çevirdiğiniz zaman kaydırma yapmaz. Buradan şöyle kaydırma yapmanız lazım. Bu çok güzel bir özellik. Güzel. Ama aynı sıkıntı veri doğrulamada yok aynı özellik veri doğrulamada yok. Buraya geldik. Buraya geldim. Şöyle geldim. Bakın. Tamam dediğinizde. Buraya isimler geliyor. Tamam. Güzel. Ama ben buraya bilgi yazıp aşağı oka bastığımda bakın bir şey çıkmıyor. Şimdi bunu yapalım. Gelin ama yeni versiyonlarda olan bir özellik bu. Bu aşağı okta arkadaşlar bakın veri doğrulamanın da şöyle güzel bir ve bilinmeyen bir özelliği var. Şimdi buraya geliyoruz ya. Alt aşağı oka bastığınız zaman bakın hiçbir şey çıkmaz. Alt yukarı oka bastığınız zaman veri doğrulama penceresi açılır. Ve buradan gelip kendiniz oklarla inebilirsiniz. Şimdi şunu yapmaya çalışalım. Sayfa 1'de bir listemiz var. Bakın isim listemiz var. Sayfa 2'de Buraya Cemal yazıyorum. Oka tıklıyoruz. Cemal ile başlayanlar veri doğrulamaya geliyor sadece. Bunu gelip siliyorum. Cemal'i Enter'a basıyorum ve geri geliyorum. Tüm personel listesi karşımıza geliyor. Buraya geldim. Ahmet yazdım. Enter'a bastım. Buraya gelip tekrar bastığımda sadece içinde Ahmet geçenler buraya gelecek. Bu şekilde bakın filtre içinde, veri doğrulamanın içinde bir dinamik arama gibi bir işlem yapalım. Örnek dosyayı şuradan Düşyara VLOOKUP kullanımı dosyamızı indirelim arkadaşlar. Bu ileri Excel klasörümüzün içindeki dosyamız. Bu dosyayı açalım. Şuradaki çalışan listesindeki şu personel isimlerini buradan, müşteri isimlerini alın. Yeni bir sayfaya yapıştıralım. 5 i̇şte bir satırlık bir veri olsun. Şimdi bunu buraya geleceğiz. Şuradan örneğin B'ye bir isim yazacağım. Buraya Ahmet yazacağım. Ahmet yazınca veri doğrulama kutusu içinde oka tıkladığımda sadece Ahmet'ler gelecek. İçinde Ahmet geçenler gelecek. Şimdi birinci adım. Bakın buraya Ahmet'i yazdım. Sayfa 1'e geliyorum. Buraya geldim. Eşittir diyorum. Buradaki sayfa 2'deki Ahmet değerini buraya getiriyoruz bu buraya geldi artık buraya Mehmet yazarsanız oraya da Mehmet geldi ikinci adım Mehmet bu listede içinde Mehmet geçenleri buraya getirelim eşittir metin bul bu değeri bul noktalı virgül nerede bul bu aralıkta bul kontrol backspace'e geri geldim enter'a bastığımda bakın bunları getirdi. Dikkat edin. İçinde Mehmet geçenlere rakam getiriyor. Diğerlerinde geçmeyenlere ise değer olarak getirdi karşımıza. Tamam. Şimdi bunun başına geliyoruz. E sayıysa yani buradan gelen sonuç bir sayıysa diye bize işlem yapalım. Doğru yanlış şeklinde getirdi bakın buradaki değerleri. Şimdi iş burada yeni versiyonlara dönüyor. Buradan şunu yaptırabiliriz. Bunu bir örnekte de yapalım. Buradaki doğruları saydırıp az önce yaptığımız gibi eğer sayla doğruları saydırıp indis kaçıncıyla da bu isimleri bu yan tarafına getirebiliriz. Aynı yapıyı yaparsınız buradan arkadaşlar. Metin Bulun İngilizcesi search. Şimdi buraya geliyorum tekrar bakın. Diyorum ki bunun başına eşittir filtre nereyi filtrele burayı filtrele noktalı virgül tekrar şuraya geldim üst dedim ve buradan gelen sonuçlar bu Excel bunu otomatikman algılayıp doğruysa şeklinde doğru olanları sadece bakın isimleri getirdi bakın direkt. Sadece içinde Mehmet geçenler Şimdi buraya geldim. Buraya geldim örneğin. Ahmet yazdım. Buraya geldiğinizde bakın Ahmetler geldi. Ama dikkat edin aynı Ahmet'ten iki tane var, üç tane var. Yani aynı isimden üç beş tane var. Şimdi bunun başına gelelim bir de benzersiz diyelim. Ne yaptı? Bu gitti bu listedeki tekrar eden değerleri getirdi. Sabitlemeyi bilerek yapmadım. Dizi formüllerinde bu yeni versiyonlarda sabitlemeye ihtiyaç yok. Bakın buradan teke düşürdük. Okey. Bir de bunu gelin. Madem coştuk. Bunun başına gelin. Bir de sırala koyalım. Sırala. Bu listeyi git. Noktalı virgül. Birinci sütuna göre ve artan şekilde sıralı getir. Yani isimlere göre sıralı getir. Enter. Bu isimleri de sıraladık. Çok güzel. Şimdi amaç buradaki değerleri getirip buraya geldiğinizde veri doğrulamada bunu yapmak. Şimdi geliyoruz veriden. Veri doğrulama. Buradan liste kaynak kısmına geliyorum. Sayfa 1'e gelip ilk hücreye tıklayıp ilk defa göreceğiniz bir işlev yapı. Bunun sonuna bir DS koyuyoruz arkadaşlar şöyle. Bakın dizi formüllerindeki aralık seçmediğime dikkat edin. Sadece DS koydum. Tamam diyelim. Artık bakın buraya Excel otomatikman bunu algıladı. Gördüğünüz gibi içinde Ahmet geçenleri direkt buradan harfe göre sıralayarak da karşımıza getirdi. Getirdim buraya şimdi bunu sildim. Geldim ama burada dikkat ederseniz gene bakın yanlış şeyler geliyor. Niye? Burayı silince burası sıfır geliyor. Burası sıfır gelince de burada içinde sıfır geçenler geldi. Diğerler yeni sürümler için evet arkadaşlar. Burada tabii yani işi şöyle yapabilirim. Diyelim ki eğer bu değer eşit sıfır ise sıfır ise ne yap? Benzersiz şekilde bu aralıktaki değerleri kontrol backspace'e getir. Değilse şu şekilde sıralı getir. Bu sefer tüm listeye getirdi. Şimdi bakalım. Buradan bakın tüm liste geldi. Buraya geliyorum. Mesela içinde mel geçenler ya da örneğin içinde melek geçenler diyelim. Enter'a bir kere basacağız. ha şimdi bakın burada düşe yaradı. Hataya düştük. Bu veri doğrulamaya izin vermiyor. Bunu da şuradan çözeceğiz. Veriden veri doğrulama hata uyarısı kısmına gelin. Şu geçersiz veri girintil girildikten sonra hata uyarısını gösteri kaldıralım. Tamam diyelim. Artık buna izin verecek. Melek diyelim bakın. Enter'a basın. Sonra gelip buraya tıkladığınızda içinde melek geçenlerin geldiğini görürsünüz. Sırala işlevi yeni versiyonlarda var. Yeni diyez yeni sürümler için evet. Şimdi bunu eski versiyonlarla nasıl yaparızı yarın yapalım olmazsa bu işlem yapılır. Bunun mantığı basit. Şu buradaki şunu yaptıktan sonra eşittir metin bul bu değeri bul noktalı virgül bu aralıkta bul enter enter şöyle F4'te sabitleyelim. burada nerede hata yaptık? Metin bul, C1'deki değeri bul. Ha pardon, yok. Dur, ben de bir an şeye düştüm. Şuradan şunu deneyelim. Murat yazalım. Şurada geldi. Birincide bakın eski versiyonlarda bunu nasıl yaparız? Böyle bulduk. Şimdi geleceğim şuraya. Ee, ne yapacağız? E sayı ise bunları sayıya dönüştürelim. Ve doğru yanlışlarını bulalım. Tamam doğru geldi. Şimdi buradan. Eşittir eğer say. F4. 2 nokta üst üste F4 aralığında neyi say? Bakalım bu olacak mı? Doğruyu say. Şöyle doğru bir işlev olduğu için arkadaşlar. Böyle yazdım. Dikkat edin. Sonra gelin bunu. F4'te de sabit desek Bakın şurada geldi. Bir doğru Bir doğru iki doğru gibi Şöyle geldi. Sonra buraya gelelim. Eşittir bu değer Shift 6 ile Bunu birleştirin. Şöyle Bir doğru iki doğru Gibi bakın geldi. Sonra da gidin. Mesela Indis Neredeki veri lazım? Buradaki veri lazım. Bunu F4'te sabitleyelim. Noktalı virgül. Kaçıncı veri lazım? Şimdi buradaki doğruları saydırmamız lazım. Bakın. Bundan önce şunu yapsak. Şöyle yapalım. Şuraya. Bir yazalım. Örneğin bunu yapıyorum. Daha sonra şuraya da şöyle yapacağım. Bu mantığını çözdünüz. Az önce ilk örnekte yaptığımız eğer say mantığıyla bu yapılır artık. Bakın. Indis. Neredeki veri lazım? Buradaki veri lazım. F4. Nokta virgül. Kaçıncı veri lazım? Şimdi kaçıncı? Şimdi dikkat edin. Bir. Shift 6. Doğruyu birleştirelim. Aynı şekliyle şu aralıkta Tabi buradan şöyle G kaça kadar gidecek? 18.579'a kadar gidecek. Tam eşlemeyle kaçıncı sıradaysa. Bakalım olacak mı? Ben de ilk defa deniyorum bunu. Enter'a bastığımızda getirdi bakın. Şöyle getirdi. Bunu tabi aşağı kadar çift tıklamamız lazım. Bunlar geldi. Sonra da şuraya şimdi buradan itibaren bir alt tanımlamasıyla bunu çözeriz. Şuraya gelelim. Formüller kısmından nasıl yapacağız? Yeni mesela personel diyelim. Buradan eşittir kaydır. Buradan başla. Nokta virgül 0 satır sıfır sütun şeyinde ve bağday dolu say nereyi say buradan başla ve 18.579'a kadar ki aralığı say çünkü liste o kadar uzunluğunda yani verdiğiniz şart tamamına da biri kapat tamam diyelim Tekrar kapat diyelim. Buraya geldi Şimdi hemen şunun yanına deneyelim. Şuraya da getirelim. Veriden veri doğrulama buradan liste kaynak kısmına gelin. F3'e basalım. İsim listesinden personeli seçelim. Tamam diyelim. Bakın sadece Muratlar geldi. Aynı şekilde veriden veri doğrulama şuradan hata uyarısını kaldırın. Tamam buraya geldi. Şimdi buraya gelelim. Ahmet yazalım. Bakın. Burası değişti. Burası değişince bakın buraya da Ahmetler geldi. Buraya geldiğiniz zaman da artık bakın buradan sadece Ahmetler karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski versiyonlarda da yeni versiyonlarda da bunu yaparız. Bu akşamlık yeter. Yeterince beyninizi yakar bu özellikler. Bunun aynısını yapmayı bir deneyin. Bunu aynısını yaptıktan sonra zaten gayet iyi bir noktaya gelirsiniz. Çok güzel bir özellik. Buraya artık aynı özelliği buradan da yapabilirim. Bakın. Bu sadece isim yazmanız gerekmez. İçinde mesela içinde SE geçenler var mı acaba? Şuraya bakalım. Bakın içinde SE geçenler hepsi geldi. Bu akşamlık bitirelim arkadaşlar. Bunlar beyninizi yakar. 4 günün üzerine biraz ağır bir eğitim oldu ama gayet de çok güzel özellikler. Bunun özelliğini yarın Videoport'ta da çekeceğim. Aynı eğitim videolarını benzer şekilde yapacağız, çekeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir uyarı, e, bilgiyle bitireyim. Videoport üzerindeki indirimimiz ay sonunda bitiyor. 150 indirim kampanyası var bildiğiniz gibi. Ondan yararlanmanızı öneririm. 3-4 gün sonra bitecek. Yarın akşam kaldığımız yerden Excel'den devam edeceğiz.